Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Ramazan'ım. Bu akşam yine arkadaşlar Düzce Gümüşova'da Çatalbaş Av Bayisi'nde Ramazan kardeşimizle birlikteyiz. Yaklaşık 10 gündür görüşmedik herhalde, evet, değil mi? Bayağı oldu görüşmeyi. 10 gün oldu. Bakalım bu 10 günde Ramazan kardeşimiz av mağazasına neler getirmiş? Yeni ürünler var mı? Kendisine bir hep birlikte soralım arkadaşlar. Ramazan abi, neler yaptın bu 10 günde bakalım görmeyeli. Bayağı bir yorulduk ama değdi. Çeşitli ürünler getirdik. Soğuk iklim mont getirdik. Vogel çizme getirdik. Bot getirdik. Vogel. Vogel'in iki modelini getirdik şu şekilde. Biri kısa, biri uzun modeli. Bunlar su geçirmez abi. Evet, çünkü fermuarsız model. Fermuarsızlar fermuarsız su geçirmez. Fermuarsız evet. Olanlar. Şuraya kadar kesinlikle su geçirmez. İçinde özel bir doku var. Nanoteknoloji evet. Olarak geçiyor. Evet. İkisi de haki renk. Uzun model ve kısa model. 1650 lira fiyatı Mustafa abi. Çok güzel. Arkadaşlar bu botun aynısından ben de kullanıyorum. Daha önceki benim tek başıma yapmış olduğum atış videolarımda görebilirsiniz. Çok rahat yaz kış kullanabileceğiniz, balıkta, avda, kampta, her yerde kullanabileceğiniz güzel botları. Ramazan uygun veriyorsun fiyatları. Evet, fiyatları uygun veriyoruz abi. Kredi kartına taksit de yaparız. Miktar cüzi olabilir ama sadece tüfekle taksit değil. Botlarda da taksit yapma imkanımız var. Aynı zamanda abi. Çok güzel gerçekten arkadaşlar. Evet. Kısası da güzel. Uzunu da güzel. Evet, uzunu kısası. Su geçirmez. Soğuk iklim. -30 derece. Saz desem. Alt üst takım getirdim kumaşına abi. Kumaşına bir bakabilir miyim öncelikle şöyle Ramazan. Kaygan bir özellik var. Kesinlikle yağmur, su, kar tutmaz abi. Ama kumaş bu. Şey naylon değil yani. Naylon değil. Kumaş evet. Ama sert doku. Şey sert dokuma. Sık içi, dokuma. İçi polar. Evet. Yorgan gibi arkadaşlar. İçi polar. -30 derece. Alt üst takım. Şöyle bir gösterelim. Bir giysene Ramazan. Şöyle üstü giyeyim sadece. Bu da tam bana göre. Aynı zamanda içinde cebi var. Büyük bir cebi var. Fermuarlı cep. Fermuarlı. Evet. Bunlar yerli üretim zannedersem. Yerli üretimiz kendimiz özel yaptık. Stokta sıkıntı yok. Zaten şimdi fiyat soracağım. İthal olsa İtalyanların fiyatına yanaşılmıyor. İtalyanların fiyatına yani, tabii isteyen varsa getirtiriz. Evet. Arkadaşlar bende Remington'unkiler var. Aynı bu tarzda. Görmüşsünüzdür belki önceki videolarımdan. Şu andaki fiyatları tahmin ediyorum ki 6000 lira civarında alt üst Remington'lar. Evet. Mustafa abi Remington, Browning alt üst takım, Beretta'nın alt üst takımı. Bunlar da istek üzerine gelebilir. Sorun yok. Fiyatları peki, pahalı olduğu için stok çekmiyoruz onlardan. Ama bu benim Remington'ları aratmıyor yani. Ben evet, öyle söyleyeyim. Kalın. Gayet güzel ve kalınlığı, kamuflajı vesairesi çok güzel. Ördek avı beklerinde evet. Karda, beklerde, şeylerde falan gayet vücudu sıcak tutacak, ıslatmayacak uzun bir süre bir kumaşa benziyor. Bütün bedenleri var. Altı da şöyle bir kutundan beri tutar mısın? Evet, lastikli bel. Lastikli. Çizmenin dışına paçalar indirilebiliyor. Dışına da indirebilir. İçine de atabilir. İçine de atabilir. Evet. Bütün bedenleri mevcut. Bu alt üst takımın sadece üst satılıyor mu? Sadece alt satılıyor mu? Ya da takım halinde mi satılıyor? Fiyatlarını bir söyler misin bize? Bu model takım halinde satılıyor. Sadece üst sattığımız modeller de var. Bu modeli söyle. Güzel bir fiyat söyle. Bu modeldeki fiyatımız 2500 lira kargo dahil. Yani sadece bu takımda. Bu seride kargo dahil 2500 lira fiyatında. Her beden var mı? Bütün bedenler var abi. Bütün bedenler var. Evet arkadaşlar, kamuflaj gerçekten çok güzel. Kumaşı güzel. Kalınlığı güzel. Bu soğuk havalarda, ayazlarda, ördek beklerinde, diğer avlarda ya da normal gezilerde, soğuk havalarda kullanabileceğiniz gönül rahatlığı. Ben tavsiye ediyorum. Ben çok beğendim. Fiyat olarak da çok uygun. Söylediğim gibi diğer ithal ürünlere göre aşağı yukarı 3'te 1 fiyatına. Fakat dikiş kalitesi olsun vesaire olsun onlara gayet güzel evet. Yerli üretim abi, biraz daha zaman alacak, dekoru değiştiriyoruz, outdoor malzemesine yani taktik gömlek, taktik pantolon, bunlara da taktik ayakkabı, bunlara da yavaş yavaş girmeye başlayacağız. Kamp malzemesi, kamp ocakları, kamp sandalyesi, kamp şemsiyesi. Yaz geliyor bir yandan, kış bitiyor, kışın içerisindeyiz ama kar da yağmadı. Botlar ve mont alt üst takım bu şekilde. Bunun bir de
Şöyle olanları var abi. Bu tarz olanları var abi. Sade üst değil mi bunlar? Alt üst bu da. Bu da mı alt üst? Bu da alt üst. Bunlar biraz daha ince gibi sanki. Bunların fiyatları biraz daha bundan pahalı. 3000 lira kargo hariç. Bunlar mı? Evet, bunlar kargo hariç 3000 lira. Bunlar biraz daha battal beden. İçi polarlı. Evet, bunlar da içi polarlı. Şunlar da sadece büyük bedenlerimiz kaldı. 2X, 3X, 4X bedenlerimiz kaldı. Kilolu avcılar için. Evet. Sadece üst olarak var. Onlar da yağmur su geçirmez, rüzgar geçirmez. Onların fiyatları da uygun. Bunlar 1600 lira. Sadece üst 1600 lira. Gayet güzel arkadaşlar. Benim Remington'un deseninden yapmışlar aynı. Saz deseni ve yaprak deseni. Bir arada kumaşı da benziyor evet. Zaten. Abi burada benim atışta da giydiğim, geçen videolarda da giydiğim taktik hücum yeleği var. Burada şöyle sıhhiye çantası var, şarjör gözleri var, telsiz koyma yeri var. Bunların içerisine kompozit levha da koyabiliyorsunuz abi. Bunların fiyatı da kargo hariç 1500 lira. Bunlar yeni mi geldi? Geçen bir çekimde göstermiştik. Aynısından seri var. Stokta sıkıntı yok Mustafa abi. Evet. Yeni gelen bir şey daha göstermek istiyorum. Şöyle gelelim abi. Evet, şöyle bir alalım. Bu özel sipariş olarak geldi. Arkadaşlar. Çıkartalım bunu. Çıkar. Bunu şöyle. Bu şekilde Türkiye haritası var. Şu hilal ayın içerisinde Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Yıldızın içerisinde de Atatürk yazıyor. 100. yıl özel. 100 adet üretildi bu bıçaktan. Bıçak çok özel bir bıçak. Evet. Bu tarafına bakalım. Aynı şekil. Çok keskin aynı zamanda. Bir kazaya uğramayalım. Özel bir şekli var. Evet. Şurada 1923-2023 yazıyor. Evet, Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümünden. Mustafa Kemal Atatürk'ün poltresi. 100. yıl. Şimdi bu koleksiyonluk bir bıçak anladığım kadarıyla. Bir de böyle de bir kutusu var. Evet. Kutusu da çok özel. Evet. Peki bıçağın bir bize yapım yeri ve özelliklerinden bahseder misin? Bu bir de fiyatını merak ediyorum. Kabzasının olduğu yerlerde buralar altın kaplama, Atatürk portresinin etrafı ve 100. yıl yazan yerler altın kaplama, şuralar pirinç. Yani şu ay yıldızın olduğu yer pirinç, Atatürk portresinin, Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin etrafı altın kaplama, 100. yıl yazısı altın kaplama, kabze detaylarındaki buralarda altın kaplama abi. Altın kaplama derken o zaman gerçekten özel bir... Koleksiyonluk sipariş usulü, ismini vermek istemeyen bir müşterimiz. Hatıra olsun diye koleksiyonluk sipariş etti, biz de temin ettik kendisine. Evet. Fiyat sormamızda bir sakınca var mı? Fiyat sormanızda hiçbir sakınca yok. Evet. Fiyatı 9000 TL. Arkadaşlar altın kaplama, orijinal altın kaplama herhalde değil mi? Evet. Şurası hariç. Burasını da çünkü arkadaşlar evet. Sağlam olmak zorunda burası. Bir de zannedersem buraya da kaplasa herhalde bıçağın fiyatı biraz daha yukarı çıkardı. Yukarı çıkacak. O yüzden burada özel kısımları altın kaplamışlar. En 690 çelik. Evet arkadaşlar, en önemli özelliği bıçağın. Bakın. Burayı atlamayalım. Dövme çelik. Arkadaşlar ben bunu size göstermek istiyorum. Bir dakika. N690 arkadaşlar bakın. Bıçağın çeliği N690. Yani en kaliteli çelik. Evet. Kolay kolay körlenmez. N690'ı bilen biliyor arkadaşlar. N690 çeliği. Normal taşımak için de bu şekilde bir orijinal deri kılıfı var. İnsan kıyamaz kılıfına koymaya. Kılıfına koymaya kıyamaz zaten de. Kılıfı ile birlikte geliyor. Kılıfı ve kutusuyla birlikte geliyor. Ramazan neredeyse bir tüfek fiyatına, hatta neredeyse demeyelim, bir tüfek fiyatına çok şık, değişik bir koleksiyonluk bıçak getirmişsin gerçekten. Bunlarla ilgilenen arkadaşların sayısı tabii ki sınırlı oluyor fakat sınırlı oluyor. İlgilenenler de zaten görür görmez hemen el koyuyorlar. Evet. Gördüğüm kadarıyla. Maşallah diyelim. Yapanın da ustanın ellerine de sağlık. Ellerine sağlık. Nerenin yapımı dedin? Denizli Yatağan. Denizli Yatağan, evet. Evet Ramazan, o elindeki kutu nedir? Abi bu dijital atış kulaklığı. Nasıl bir şey? Şöyle bir yakından bakayım. M31. Bunun M30, 31 ve 32 modelleri var. Onlar fiyatlara göre değişiyor. Kulaklığı bir açalım. Nasıl bir kulaklık? Bir bakalım. Özellikleri nelerdir? Evet. İçinde kabloları var. Evet. Telefona bağlamak için abi. Evet. O zaman bayağı bir değişik kulaklık. Daha güzel modellerimiz de geliyor.
Mustafa abi. Arkadaşlar müzik dinlemek için değil herhalde bu kulaklık. Atış abi bu. Bu tamamen atış kulaklığı. Özel bir kulaklık. Şuradan açıyorsunuz. Şurada pil yeri var. Şurada göstereyim. Burada artısını eksisini zaten gösteriyor. Burada pil yeri var. Buradan açıyorsunuz. Buradan desiyi ayarlıyorsunuz. Bunu kulağınıza taktığınız zaman dışarıdaki normal konuşma sesini konferans salonundaki gibi kulak normal telefon kulaklığındaki gibi duyabiliyorsunuz. Atış esnasında yüksek desideki atış sesini çok minimuma indiriyor. Sesi orada kesiyor. Kulağa zarar vermiyor. Evet. Yani. Tüfekten dijital çıkan atış ses... kulaklığı tüfekten veya tabancadan çıkan sesi minimum seviyeye indiriyor. Ben bunu ilk bir arkadaşım almıştı. 3 yıl önce orada denedim. Dere kenarında atış yapıyorduk. Derenin şırıltısını böyle sinemadaki gibi hissediyorsunuz. Ama silah atışının o gürültüsü... Yüksek desideki hızı minimuma indiriyor. Yani şöyle şu şekilde hani masaya tıklarmış şeklinde düşürüyor. Kulağa zarar verdirtmiyor. Kulağa zarar vermiyor. Çok güzel. Yani dışarıdaki sesleri duyabiliyorsun ama kulağı da koruyor aynı zamanda. Kulağınızı da koruyor tabii ki. Açılabiliyor buradan, uzayabiliyor. Evet, kişiye göre yaylı. Evet. Şu şekilde kişiye göre uzayabiliyor. Bir adet pille çalışıyor. Şurada zaten artı eksi kalem gösteriyor. Kalem pille çalışıyor. Buradan desiyi artı eksi ayarlayabiliyorsunuz sesi. Açıp kapatma tuşu da burada. Kulağına tak bir Ramazan bence. Bu şekilde tabanca atışlarınızda veya tüfek atışlarınızda, nişan atışlarınızda kullanabilirsiniz bu kulaklığı. Fiyatı nedir Ramazan bu kulaklığın? Abi fiyatı 3000 lira. Evet. Kulaklığın fiyatı 3000 lira. Daha uygun fiyatlı, daha çeşitli markalar getireceğim. Biliyorsun bu tarz taktik ve av konusunda ürünleri yavaş yavaş daha çeşitlendirmeye başladık. Daha güzel modeller de gelecek ilerleyen zamanlarda inşallah. Abi çok kısa bir bilgilendirme yapacağım. Dağlıoğlu tüfeklerinde bugün itibariyle fiyat geçişi olmuş. Tarihi de söyle bugünkü. 18 Ocak Perşembe 2024. Dağlıoğlu tüfeklerinde abi fiyat geçişi olmuş. Sadece Dağlıoğlu'nda mı? Dağlıoğlu'nda oldu, Retay'da oldu ve Atarms'ın kampanyalı tüfeklerindeki kampanya bitmiştir abi. Bütün tüfeklerde oldu mu bu 2024'te? Olmayan, fiyat zammını daha yapmayan markalar var mı? Belki merak eden var. Arkadaşlar vardır. Var. Eski fiyatlardan faydalanmak. Aselkon'da fiyat geçişi oldu. Ne kadar oldu? %35 oldu. Aselkon'da evet. YNG Arms'ın toplu tüfeklerinde fiyat geçişi oldu. Toretto'nun tüfeklerinde fiyat geçişi oldu. Geçiş olmayanlar hangi modeller? Geçiş olmayanlar şu an Serengeti eski fiyat, Barak 99S eski fiyat. Bu tüfeği de işini göstereceğiz. Göstereceğiz. Arms'ın RS S1 modeli. Sadece fiyat... o modelde mi? Arms'ın bütün modellerinde mi fiyat değişmedi? Arms'ın bütün modellerinde fiyat değişmedi ama evet. O da ayın 25'i gibi 30'u gibi artık fiyat değişmeye başlayacak. Yani saymış olduğum fiyat geçişi yapan firmalar haricinde yarı yarıya fiyat geçişi olmadı ama işte bu önümüzdeki hafta olur, bir diğer hafta olur veya yarın olur, cuma günü olur bilemiyoruz. Arkadaşlar buradan ben sizleri tekrardan uyarayım. Tüfek alma düşüncesi olan arkadaşlar ellerini bir an evvel çabuk tutarlarsa iyi olur. Ben bunu yılbaşından önce de söylemiştim. Fiyatlar artacak arkadaşlar elinizi çabuk tutun diye. Fakat bu uyarımı ya işte milleti paniğe yönlendiriyorsunuz. İşte silah artacakmış gibi elinizdeki stokları bitirmeye çalışıyorsunuz gibisinden bir iki böyle asılsız yorum geldi. Ne oldu? Yılbaşında fiyatlara hemen ertesi gün çoğu firma zam yaptı. Evet. Burada alan ne oldu? Karlı oldu. Yani. Alamayan da boşu boşuna 2-3 bin lira fazla ödeyerek yılbaşından sonra ihtiyacı olan silahı aldı. Abi şurası komple Aselkon. Av tipi modelleri orası komple. Ve burası komple ücreti ödenmiş Aselkonlar çift sıra. Komple daha gelecek olanlar var. Bunlar ücretini ödemiş arkadaşlar. Siparişlerimiz hemen hemen %50, %60 ellerimize ulaştı. Bunların artık satın alması çıkanların faturalarını keseceğiz inşallah. Burada önemli bir konu daha var. Arkadaşlar burada sizlere bilgilendirme videosu çekerken av malzemeleri ve tüfeklerle ilgili piyasayla ilgili de bilgilendirme yapıyoruz aynı zamanda. Piyasayla ilgili bilgilendirmeleri özellikle yakından takip ettiğinizi biliyorum. Piyasa şartlarıyla ilgili bilgilendirme yapmamdan rahatsız olan bazı arkadaşlar, bazı firmalar olabiliyor. Ben bunlara rağmen ben işimi yapıyorum arkadaşlar. Ben bu konuda taviz vermem. O açıdan sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim.
bilginiz olsun. Şimdi Aselkon'da özel bir durum var. Onu da ben Ramazan'a sorayım. Ramazan size tam kesin bilgisini versin. Silahlar bildiğim kadarıyla Aselkon'da şu anda elinde stok yok. Stok Ramazan. Yok abi. Gelen ürünlerin hepsi tamamı sahipli. Yani yılbaşından önce sipariş vermiş olan arkadaşlar da var. Niye stok yok peki elinde? Abi şöyle, mal yetişmiyor. Yani Aselkon'dan fabrikadan mal yetişmiyor. Talep çok gördüğü için 27 Aralık itibariyle sipariş almayı bıraktılar. 16 Ocak itibariyle sipariş almaya başladılar. Ve bugün itibariyle 18 Ocak 2024 itibariyle bugün vermiş olduğunuz sipariş, yapmış olduğunuz ödemeyle birlikte geçmiş olduğumuz sipariş 30 gün sonra bize net kesin ulaşacak. O şekilde devam edeceğiz yani, Aselkon'da. Kestirmeden ben size söyleyeyim arkadaşlar. Aselkon silah yetiştiremiyor. Kapasitesi talebi karşılayamıyor. Şu anda silah alacaklara vitrinde mal yok. Bunlar da bekleyip de parası ödenip de kişilere ayrılmış gelen silahlar. Bunların sahipleri de en az 20-25 gündür bekliyor. Silahları geldi, alacaklar. Ramazan gönderecek, ulaştıracak kendilerine. 30 günden beri bekleyenler de var. Ve sizler de Aselkon almayı düşünüyorsanız arkadaşlar, sipariş verdikten sonra 20-25 gün beklemeyi göze almanız gerekiyor. Ramazan bunu söylemek istiyor. Evet. Yani çok tez canlı olmayalım. İlla Aselkon isteyen arkadaşlar da minimum 25 günden önce ürün bizim elimize kesinlikle ulaşmıyor. Burada tez canlı olan arkadaşlara da güzel sürprizlerimiz olacak. Onlarla ilgili de ben silahımı hemen istiyorum diyen arkadaşlara da güzel yeni ürünler göstereceğiz bu akşam arkadaşlar. Evet, göstereceğiz abi. Devam edelim Ramazan. Devam edelim abi. Ne geldi yeni? Yeni ne geldi? Bayi. Hoşuma giden bir modelden başlamak istiyorum. Ata CY Taktik abi. Evet arkadaşlar, bu silahı incelemesini yapacağız. Biraz yağlı. Evet. Kutudan yeni açtık. Silah gerçekten çok güzel. Bu silah tanıdık geliyordur size. Mutlaka bazı modellere benziyor bu silah. Gazlı sistem. 7+1 herhalde değil mi? Evet, 7+1. Arkadaşlar CY kalitesiyle ATA kalitesiyle üretilmiş taktikal. Üste piketin rayları, yanda lazer ve el feneri koyma yeri, altta yine lazer ya da el feneri koyma yeri, 7+1 herhalde tahmin ediyorum ki. Taktik bir model. 7+1. ATA'nın CY kalitesiyle üretmiş olduğu taktik tüfeği gözünüz kapalı alın derim. Başka bir şey de demem. Evet. Evet, başka ne getirdin Ramazan yeni model olarak? Yeni model olarak Armsan RS-S1. Evet, bu tüfeğe soranlar da vardı. Bu da AK-47 replikası. Evet. Evet, bu farklı bir renk yapmış Armsan bunda. Ahşap modelleri de var bunun. Armsan'ın, evet, bildiğim kadarıyla ahşap modelleri ahşap de var. Ahşap modeli de var. Evet. Armsan'da arkadaşlar ahşap modellerinde bu tutamak yine ahşap. Dipçik. Yine ahşap. Sabit ahşap. Fakat şu el kulağı yine polimer arkadaşlar. Taktik isteyenlere kendinden Picatin raylı. Evet bakın, bu Armsan dürbün takma aparatı yerine Picatin ray koymuş tüfeğin üzerine. Buradan da sabit Picatin raylı. Sabit Picatin raylı. Dürbün ve red dot takabiliyorsunuz bu tüfeğe. Evet, burada arkadaşlar Armsan tüfeğin ucunu normal av tüfekleri gibi yapmış. Şöyle göstereyim. Evet. Tüfeğe uzatma şoku da takılabilir, namlu uzayabilir. Namlu uzatması da takılabilir. Evet, uzatma şoku takıp namluyu uzatabilirsiniz. Altında da Picatin ray var. El feneri lazer takmak için abi. Ha, evet. Yani Armsan'ın RS-S1 modeli kendine göre bu tüfeği. Şarjörü de polimer. Evet. Polimer şarjör. Yani plastik tabir edilen. Polimer şarjör. Ve buradan birçoğu üretici firmaya rica ediyorum. Taktik modellerde, şarjörlü modellerde artık bu polimer konusunda bir dikkate alın. Çünkü metal şarjörlerde daha önceki hiçbir firmayı ayırt etmeden söylüyorum. Yani şu firma, A firma, B firma demiyorum. Taktik modellerde metal şarjör hızlı kullanımda yere düştüğü an itibariyle çöp oluyor. Eziliyor. Eziliyor kenarı, besleme yapmıyor. Bu sefer tutukluk yaptı diyor kullanıcı. Plastik daha mı iyi? Polimerde yere düşse de ezilme durumu yok. Evet. Sertleştirilmiş polimer. Ya kırılır ya da... Ya kırılır ya hiçbir şey ya olmaz. Ya da hiçbir şey olmaz, evet. Yani bu konuda biraz dikkate almalarını çok çok rica ediyorum. Evet, buradan Ramazan önemli bir uyarıda bulundu arkadaşlar. İnşallah firmalar da dikkate alırlar. Evet. Evet, başka neler geldi? Abi Barak 99S geldi. Normalde hiç getirmedim. İlk defa getirmiş olduğum bir marka ve model.
Barak 99S haki ve çöl rengi var şu an elimizde. Stoktan yana sıkıntı yok. Bu da şarjörlü, taktik. 2+1, 5+1, 10+1, 3 tane yedek şarjörü var. Plastik taşıma çantası var. Armsan'ın da aynı şekilde. 3 tane yedek şarjörü var. Plastik taşıma çantası var. Arkadaşlar bu tüfeklerin inceleme videosu gelecek. Devamında bu videonun bilginiz olsun. Devam tamam. Edelim. Başka neler geldi yeni? Şu Serengeti Legion 120'nin parlament mavisi simli modeli. Bunun boyasını çekmeni istiyorum abi. Simli, yaldızlı. Boyası, boya kalitesi benim çok çok hoşuma gitti. Zaten tüfeğin kalitesi benim hoşuma gidiyor. Bir dakika şöyle ışıl ışıl ışıkla çekmek istiyorum. Petrol yeşili mi, parlament mavisi mi gerçekten? Bu renk benim çok hoşuma gitti. Oo, boya kalitesi. Boya kalitesi gerçekten süper. 10 numara boya kalitesi. Bununla ilgili atış videolarımızı da gördünüz. Evet, bu tüfeği de diğer taktik tüfeklerle birlikte tekrar incelemeye alacağız ama. Bunun da kutu detayını biliyorsunuz. Daha önceki videolarda çekmiştik Mustafa abiyle beraber. Mustafa abi, bunun kutu detayı çok hoşuma gidiyor. Yani tüfek yakışıklı, zarif. Kutusunu da tüfeğe göre yapmışlar. Kutusu çok güzel özellikle. Kutusu, taşıma çantası çok harika güzel. Harika bir kutusu var Serengeti'nin. Devam edelim. Başka ne geldi Devam yine? Devam edelim. Arkadaşlar, çifteciler, pozacılar, yarı otomatikçiler, şimdi sıra size geldi. Mustafa abi. Evet. Yeni olarak çiftelerden başlayalım. 66 namlu vardı elimde. 71 namlu Kral Arms'ın çukur bant çiftesi geldi. Enjektörsüz, selektörlü. 12 kalibre. Bu da çok zarif. Evet. Çukur bant. Evet, inceleme videosu gelecek. Çelik kasa. Evet. Arkadaşlar, bunları şimdi biraz hızlı geçiyoruz ki video fazla uzamasın diye. Bu tüfeklerin inceleme videosunu ayrıyetten çekeceğim sizlere bu videodan sonra. Abi, bir de Hulu'nun 200 AE modeli geldi. 12 kalibre mobil şoklu çukur bant. Şu amblemi de göstermek istiyorum. Hulu çok güzel yapıyor amblemlerini. Evet. Evet. Bu hem enjektörlü hem selektörlü. Tek tetik. Hem enjektörlü hem selektörlü. Evet, bunlar yeni gelenler. Bunlar yeni gelenler abi. Arkadaşlar, fiyatları soran, merak eden arkadaşlar oluyor. Buradan hemen tekrardan bu konu hakkında bilgi vereyim sizlere. Buradan fiyat bilgilerini öğreniyorum. Çatalbaş Ağabeyisi'nden, Ramazan'dan. Sizlere fiyat bilgilerini ayrı bir video olarak derleyip tüm stoktaki arkadaşlar, bakın, sadece Çatalbaş Ağabeyisi'nin stoğundaki tüfeklerin fiyatlarını teknik özellikleriyle birlikte her ay yayınlayacağım arkadaşlar. Güncel, yani fiyatlar değişsin ya da değişmesin, her ay sizlere yayınlayacağım. Fiyat listesini güncel bir şekilde tutacağım sizler için, bilginiz olsun buradan. Bu ay yayınladım. Şimdi Şubat ayındaki yeni gelen tüfeklerle birlikte fiyat değişimleri varsa değişimlerini de, fiyatları da düzelterek ya da değişim gelmeyenlerin fiyatlarını gene sabit tutarak tekrardan yayınlayacağım. Takip edebilirsiniz. Fiyatları da merak eden arkadaşlar kanalı takip edebilirler. Abi çok zarif, çok hoş. Hulu'nun süper pozesi. 20 numara hemen. 20 kalibre. Şey yaptı. Tek tetik. Hem enjektörlü. Ejektör sesini duydunuz arkadaşlar. Hem tek tetik hem selektörlü, kalem gibi 71 namlu süper poze. Geçen bunun 76'sı gelmişti, gitmişti hemen. Evet. Bu da 71'i zannedersen. Bu 71'i, geçen gelen FE'ydi, şimdi göstereceğim onu. Bu değildi. Bu 103DE. Hulu 103DE. Çelik kasa bu. Çelik kasa abi. Çelik kasa. Çelik kasa. Evet. İnceleyeceğiz arkadaşlar. Biliyorum tüfeği incelememi istiyorsunuz. İnceleyeceğiz sonraki videoda. Şimdi gelenleri bir görelim hızlı. Evet. Oo, bu da 20 numara. Geldiği gün bunun 76 namlusunu almıştı abimiz. Evet, 76 namlusu. Geldiği gün gitmişti. Evet. Bu da şimdi 71 namlusu, 70, değil mi? 71 namlusu. Bu da 103 FE GR5. Şöyle gösterelim. Bir dakika arkadaşlar. Evet. 103 FE GR5. Hulu'nun abi çiftesine, pozesine söylenecek bir şey yok. Yok. Ben bu kadar söylüyorum. Otomatikleri de güzel. Renova, otomatikleri de güzel ama Veyron ve Renova. Onlar da güzel. Bu benim acayip hoşuma gitti. Diğer 20 kalibrede bu da. Bu biraz daha benim için hani böyle işleme, gravür sevenler için güzel bir şey. Çok tatlı yapmışlar. Çok tatlı. İçeriği de çok güzel gerçekten. Bu lazer değil, el işçiliği. Çok güzel abi. Gerçekten. Tamamen el oyması. 20 kalibre.
Arkadaşlar ilgilenenler fiyat listesine dediğim gibi kanalımda şöyle de gösterelim. Her ay yayınlıyorum. Sabredemeyenler Ramazan'ı arayabilirler. Şöyle tetik muhafazasından. Yorumların başına iletişimini sabitliyorum Ramazan'ın. Videonun sonunda da koyacağım. Dipçik sökme, el kundan sökme yerine varana kadar komple el işçiliği, el oyması. Her şeyi çok güzel efendim. Bir de 20 kalibre. Kusursuz. Bu ahşap seferki harika. Bu seferki ahşap da şansımıza güzel geldi. Yani hiçbir tüfeğin ahşabı birbirini güzeldi. Tutmuyor. Evet, bu da güzel. Bu da çok yani güzel. Şöyle göstereyim. Çok güzel ya. Hiçbir tüfeğin ahşabı birbirini tutmuyor. Evet, bu biraz daha koyu renk. Evet. Kızılımsı. Arkadaşlar yani şimdi fiyat farkı vardı mutlaka aralarında. Abi bu arada ithal tüfeklerimiz vardı elimizde. Beratta S55'i sattığımız abiye Browning A500G'yi de sattık. Ha, Browning de gitti mi? Evet. Hayırlı olsun arkadaşımıza. Erol Gönç abim İstanbul'dan. Evet. Bu tüfeği yayınlamıştık. Hemen zaten meraklısı alır arkadaşlar. A500G. Tüfek çok temiz. Gerçekten. A500G Browning. İthal olarak bir tane kaldı evet. Elimizde. Bir de First Class var. İthal olarak elimizde kalan Beratta S56. Ejektörlü ve selektörlü. Bu da muhtemelen bu video yayınlanana kadar belki de gider. Ya bugün çok soran oldu. Anlaşamadınız mı? Anlaşamadık değil. Şimdi ithal olduğu için zaten hastası arıyor bunu. Evet. Yani ithal tüfekte. Ama Beretta S56 da yani kozelerin kralı. Babası aynen. Yani. Bir de kendinden şoklu 1.3. Şok değerlerini tekrardan söylüyorum. 1.3. Şok değerleri de burada yazıyor. Bunu ben normalde bilmiyordum. Bilen bir abim söyledi. Çünkü ithal tüfek her zaman tezgahımıza koyduğumuz bir tüfek değil. Şurada bir yıldız var. Evet. Şurada bir yıldız var. Şurada da 3 yıldız var abi. Evet. 1.3. Evet. Şok değerleri 1.3. Evet. Başka? Daha doyamadık Ramazan. Doyur bizi. Şimdi gelelim gülen yüzümüze. Evet, bir yarı otomatik. Bu tüfeği daha önce göstermiştik ama. Evet, stoğumuz erimişti. Avrupa. Browning Maxus'un evet. Birebir kopyası. Türkiye versiyonu. Evet arkadaşlar, Maxus'u biliyorsunuz ithal tüfek sevenler. Maxus alamayan arkadaşlara Maxus'un görüntüsünde. Detaylı aynı. İncelemesini yapacağız hatta abi. Hatta Maxus 2 gibi yapmışlar. Burasını biraz evet. Daha şey yapmışlar. Evet, görüyorsunuz gayet güzel. Geotrust'ın zannedersen. Evet. Ramazan güzel bir tüfek. O tüfeği bir elime alabilir miyim? Tabii abi. Arkadaşlar tüfek. Tüfeğin mekanizması. Çift zamanlı. Oynar başlı. Şöyle mekanizmayı göstereyim. Bakın. Mekanizmayı çektiğiniz zaman burada şurası açılıyor. Kapattığınız zaman tekrar bu hem burası oynuyor hem önü oynuyor. Oynar baş arkadaşlar. Çift zamanlı bir mekanizması evet. Var. Tüfeğe özel kılan bazı noktalar var. Tüfeğin tanıtımını yapacağım. Burada Ketov tuşu da koymuşlar Ketov. Tüfeğe. Evet. Bu tuş her tüfekte yok. Her markada yok. Bu tüfekle ilgili Ramazan'dan ayrıntılı bilgi alacağım. Sizleri bilgilendireceğim. Tüfeğin eli oturuşu, eli dolduruşu falan gerçekten çok güzel. Tüfeği elinize aldığınız zaman birdenbire ısınıyorsunuz yani. Size sıcak gelen bir tüfek. Bu tüfeğin tanıtımını da ayrıyetten yapacağım arkadaşlar. Evet Ramazan, bu tüfekten ne kadar var stoğunda? Abi stokta sıkıntı yok. Şu anlık stoğumuzda 30 adet var. Daha yeni geldi. İlerleyen zamana doğru bakacağız. Yani bu tüfekten isteyenler beklemeden verebilirsin. Hiç beklemeden anında verebiliriz. Satın alması hazır olan. Fiyat konusunda nasıl? Fiyat konusunda da çok güzel. Nakit iskontomuz da var. Sadece bu markada değil birçoğu marka ve modelde. Nakit iskontomuz var bunu demek ekstra, istiyorum. Bu fiyatlardan hariç ekstra bir de nakit iskontası mı yapıyorsun? Evet nakit iskontomuz var abi. Arkadaşlar kanalımda fiyatları videosu mevcut. Fiyatlar zaten uygun gerçekten. Bir de Ramazan nakit iskontosu da yapıyorum diyor. Bilginiz olsun ihtiyacı olan arkadaşlara. Mustafa abi şimdi birkaç eksiklerimiz vardı. Her şey birden olmuyor. Zaman zaman böyle çeşitli modeller markaları getiriyoruz. Tüplü havalı tüfekler gelecek. Kırmalı havalı tüfekler gelecek. Siparişler verildi. Birkaç güne elimizde olacak. Bir sonraki videolarda göreceksiniz inşallah onları. Arkadaşlar havalı tüfek meraklısı genç arkadaşlar var. Gerçi havalı tüfek işi sadece gençlerin değil. Bizim gibi yaşı müsait olan arkadaşların da merakı. Havalı tüfek ayrı bir gerçekten havalı merak. Havalı nişan tüfeği diye geçiyor zaten sistemlerde evet. Ve faturalarda. Genellikle nişan atışları için. Ülkemizde havalıyla av yapmak yasak. Bazı ülkelerde serbest. Videolarını YouTube'dan görebiliyorsunuz av videolarını. Çok güzel sniper gibi üzerine
yakınlaştırıcı dürbünler takıp çok uzak mesafelerden hedeflere atabiliyorsunuz. Fakat Ramazan, ben sana havalı tüfek isteyen arkadaşlar var, getirttir bir 5-10 çeşit dedim. Hem PCB tüplü, hem namludan kırma, hem yandan kırma. Havalı tüfeklerin çok çeşitleri var. Meraklısı da çok fazla. 1,5 ay oldu. Niye getirttirmedin? Ben sana şimdi burada arkadaşların namına soruyorum. Hala evet. Daha gelecek diyorsun. Evet. Siparişimiz var diyorsun. Şimdi şöyle, bunun sebebini ben biliyorum arkadaşlar. Niye gelmedin de sizler de öğrenin. O yüzden Ramazan'a soruyorum. Hatsan'da ürün yetişmediği için siparişler gelmedi. Hatsan'dan gelecek olan siparişlerimiz de var. Abi ayrıyetten Ekol'ün tüplü havalı PCP tüfekleri gelecek. 6.35 tüplü havalı modelleri gelecek. Ve fiyat performans ürünü kredi kartına taksit imkanımız da olacak. Tek kırma modellerimiz de gelecek Mustafa abi. Tek kırma isteyenler de vardı. Evet, ben buradan arkadaşlar sizlerden özür diliyoruz gerçekten. Tek kırma ve havalı tüfekleri, yani istedik 1,5 ay oldu. Sizlere değişik tek kırma modelleri... Tek kırmada herhangi bir neden olmadı. Lafını balla kestim abi. Tek kırmada birçoğu firma tek kırma üretmediği için biz ürünü getiremedik. Şimdi bundan 10 yıl önce, 15 yıl önce herkes üretiyordu. Şu an herkes üretmiyor. Birçoğu firma şu an tek kırma üretmiyor. İşçilik maliyeti yüksek olduğu için. Şimdi ahşap modellerinden horozlu tek kırma getiriyoruz. 51, 61, 71 namlu seçenekleriyle. Horozlu mu? Horozlu tek kırma. Horozsuz da getir. Değişik modeller olsun. Onlar horozlu, da gelecek. Horozsuz. Şimdi bir horozlar gelsin. Evet. Genelde onu güvercin besleyenler istiyor benden. Özellikle onu da bilmiyorum ne için istediklerini. Güvercin besleyen abilerimiz istiyor. Korunma amaçlı. Güvercinlerini koruma amaçlı. Evet arkadaşlar, bu silah sevdası, silah merakı gerçekten ayrı bir merak. Tek kırma olsun, ister çift kırma, ister poze, ister yarı otomatik, ister taktikal. Bunlar ayrı bir zevk. Bunları elde tutması bile, atış yapması bile hedeflere gerçekten büyük bir zevk. Tek kırmaları ben de merak ediyorum gerçekten. İnşallah gelir, geldiği zaman hep birlikte zaten inceleyeceğiz. İnşallah. Evet, o zaman Ramazan, izleyicilerimize veda edelim. Bu bölümü de kapatalım. Bir sonraki bölümde bu bahsetmiş olduğumuz yeni gelen ürünlerin tanıtımına başlayalım. Başlayalım. Evet arkadaşlar, videomuzu izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutan arkadaşlar beğenmeyi unutmasınlar. Abone olmayı unutan arkadaşlar da varsa hala daha abone olup bizlere destek verebilirler. Tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar sunuyoruz buradan. Hayırlı akşamlar, saygılar.